Hocam seninle yarım kalan bir evrim konuşmamız var. Bu evrim konuşmasının içerisinde bolca aslında buna değindik, yaklaştık, uzaklaştık. İnsanlar da kızıyor bizi, fırçalıyorlar farkındayım. Haklılar da bu arada. Orayı birazcık derinleştirmek lazım ama o başka bir iş yani. Ona ben de çalışarak gelmek istiyorum masaya. Bir şeyde birazcık sosyal tarafı, evrimin kültürel tarafında işleyişle ilerlemek istiyorum. Canlılıkla alakalı konuşuyorken yani entropi diye bir kavram kullandık orada. Yani entropiye karşı bir araya gelme güdüsü, organize olma hali. Hep çok heyecanlı bir şey. Yani birbirinden bağımsız parçalar. Bunlar cansız halde de olabiliyor, canlı halde de olabiliyor. Bir araya gelmeye başlıyor, organize oluyor ve canlılık formunu oluşturuyor. Bunun da tersi entropi. Yani bunun dağılıyor olması. Bir araya organize olmaya değil, işte dağılıyor halinin kendisi. Ve hani fark ediyoruz ki fiziksel anlamda evrendeki hemen her şey entropiyle dağılıyor. Yani bu böyle isimlendirdiğimiz bir tavırla onun bir şekli de var yanlış hatırlamıyorsam. Yani dağılma biçiminin bir formülü ya da yapısı da var. Bu canlılıkla dağılma güdüsü arasındaki ilişkiyi bugün muhabbetini yapalım mı? Vallahi yapalım, evet. Ters Zaten yerden bir şey yaptım. yok, doğru, gayet doğru dedin. Sen biraz önce söyleyince ben başlık olarak da onu atmıştım zaten. Bakalım hayırlısı, yapalım bir muhabbetini. Entropi muhabbetleri her zaman entropiye tabidir. Yani dağılmayla ilgili olduğu için muhabbette dağılabilir. Dağılsın, zaten bizim özelliğimiz. Dağılan muhabbetleri toparlanma operasyonu. Yaparız. Entropi, yani entropi, o zaman şey yapalım. Ya entropi deyince böyle çok havalı teknik bir terim gibi gözüküyor ama aslında evrenin temel yasalarından biri. İşte termodinamik dediğimiz bu enerjinin transferi ile ilgili yasaların ikincisi. İşte birincisi enerji vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. İkinci yasada madde sürekli işte düzensizliğe gitme eğilimindedir gibi bir sonucu olan bir yasa. Bu yasanın temel çıkarımı, İşte bir serbest enerji diye bir şey var. Böyle işte maddenin oluşları var. İşte yıldızlar çarpışıyor, bilmem ne oluyor. İşte sular akıyor, denizlere varıyor. Şimdi bu tip bütün doğal süreçlerde süreçlerin tamamının doğal işleyiş yönü sistemin enerjisini azaltacak ve düzensizliğini arttıracak yönde. Şimdi bunun bizim günlük hayatta en kolay anlaşılır karşılığı, işte mesela biz bir video izlersek eğer bu videoda kırılmış bir yumurta tekrar kabın içine toplanıp yumurta kapanırsa bu videonun tersten oynatıldığını biliriz. Çünkü gerçek hayatta kırılmış bir yumurta tekrar o eski düzenli haline geri dönmez ya da sıkılmış diş macunu tüpe geri girmez gibi benzetmelerle bunu çok anlatırız. Diş macunu tüpün içindeyken düşük entropili ve yüksek düzenlikli haldedir. Biz diş macununu dışarı sıktığımızda artık diş macunu daha geniş bir alana çıkar. Bundan dolayı enerjisinden kaybeder. Enerjisi düşer yani ama entropisi artar, düzensizliği artar. Tabiri caizse maddenin daha rahat olma isteği diyelim biz buna. Böyle gevşek, hani hamağa yatma, yuvarlanma gibi bir hal düşünebiliriz. Öbür türlüsü de böyle hazır olda bekleme hali, devamlı aporda bekleme hali. Bu yüksek enerjili, düşük entropili hal, hazır hal. Bizim mesela bir işte ne bileyim tuğlaları ya da işte bir takım nesneleri böyle belli düzenli yığınlar halinde üst üste dizmemiz, onları istiflememiz falan. Yine düşük entropili, yüksek enerjili bir hal. Ama tutup da bunları şeye bir kamyona yükledik diyelim. Kamyonu getirdik işte bizim bahçeye boşalttık. İşte tuğlaları bahçeye boşalttığın zaman tuğlalar böyle düz şeyler istifler halinde düşmezler. Yayılır giderler. Onları tekrar istiflemek için bir daha enerji harcaman gerekir. Özetle düşük entropili hale geçmek için bizim enerji sarf etmemiz gerekiyor. Yüksek entropili hal ise kendiliğinden sistem enerjiyi dışarı salarak bu yüksek entropili hale geçiyor. Bunu da benim en sevdiğim örneği işte bir ot dergisine falan da yazmıştım. Benim sitede falan da olabilir. Ya o bizim odamız sürekli dağılır işte. Toplamak için enerji harcarız, dağıtmak için enerji harcamayız. Bıraktın mı kendi kendine dağılır. Şimdi bu entropinin bütün evren için geçerli bir kural olduğunu yani madde olan her yerde geçerli bir kural olduğunu biliyoruz. Bunun bir sonucu var. Bütün sistemler enerjisini minimuma indirmeye doğru gittiği için yani evren dağılacaktır yani sonuçta bütün bu evrensel sistem bir şekilde enerjinin saça saça dağılacak. Bu arada evrenin kaderiyle ilgili entropi tek bir senaryo koymamızı engelliyor. Çünkü evrenin aslında tam ne olduğunu bilmediğimiz için mesela evren kapalı bir sistem mi, açık bir sistem mi onu da bilmiyoruz daha. Yani tek bir evren mi var? Çok Çoklu evrenler mi var ya da işte. işte
Yani bu evrenin enerjisi başka bir yere dağılıyor mu yoksa kendi içinde kapalı mı kalıyor? Ona göre bu senaryolar değişiyor zaten. Ama yani pratikte bizim için önemli, bizim evrenimiz dediğin şu yaşadığımız 70-80 senelik ömür yani. Bunun içerisinde her zaman entropi artacak yani. Biz hiçbir zaman işte bir okun hedef tahtasından çıkıp geri gidip de yaya yerleştiğini görmeyeceğiz. Yani bu her zaman oku fırlatacaksın ve bir daha geri dönüşsüz bir hadise olacak. Şimdi entropi nedeniyle tabiattaki hadiseler geri dönüşsüz. Entropi ha, bir şey daha sağlıyor bu arada, ilginç. Yani bizim nörolojik açıdan, beyin açısından zamanın akış yönünü biz entropiyle tespit ediyoruz. Ve zihnimizin veriyi depolama yöntemi de entropiye bağlı. Yani biz düşük entropiden yüksek entropiye doğru olayları gözlemliyoruz. Tabiat böyle akıyor. Ve zamanın yönünü de hep yüksek entropiye doğru olan olaylar belirliyor. Ve zihnimizde veriler kaydedilirken de biz eski halimizde zihnimizin entropisi düşük. Biz kaydettikçe zihnimizin entropisi artıyor. Yani biz öğrendikçe aslında zihinsel düzensizlik, karmaşıklık, komplekslik artıyor. Ve bu şekilde de bir hafıza depolama sistemimiz var. Bu arada ben bunun çok hani... Öğrenebilmek için aynı zamanda yaşlanıyoruz da, değil mi? Yani hani aslında ister istemez kaçılmaz olan da bu, böyle bir şey var. Bu da bir entropi. Yani... Tabii hani yaşlılık zaten entropinin yani biyolojideki en güzel görünen hali. Bu biyolojik sistem son olarak yani biraz cins... Pardon hocam, affedersin. Estağfurullah. Önce can, sonra can. Önce can terk etti. Şimdi ben de canan olarak gidiyorum. Ne? Bizim arkadaşları takip ediyor musunuz millet? Tabii şimdi. Şu anda canlı mıyız bu arada? Bant almıyor muyuz? Canlıyız. Yok, direkt canlı. Vallahi yayınlamayız şu anda. Ben kayıt yapıyoruz zannediyorum bu arada. Yok, biz direkt canlı yayındayız. Tabii sonuçta bugün pazar olunca dedim niye kayıt alalım, direkt verelim canlıya. Bugün cumartesi. Nasıl? Aa doğru lan, bugün cumartesi. Hay bin kunduz olsun, cumartesiden yayına vermiş olalım. Bak ben günleri de karıştırmışım, görüyor musun? Ama görüyorsunuz bak canlı çekiliyor. Kamera arkasını merak edenler için. Biz her zaman yani entropi bu işte. Tamam Gökhan'cığım gitmiyoruz. Gökhan demiş ki gitmeyin Allah aşkına. Tamam, bugün Gökhan için cumartesi yaptık yayını. Tamam değişik. Şimdi efendim ne diyorduk? Hazır Mustafa da canlı mıyız deyince. Canlılık sistemi entropiye itiraz eden ya da ona karşı koyuyor gözüken bildiğimiz tek örnek. Bir de şey var tabii, kaotik sistemler hikayesi var ama o karışık. Bugün ona ben girmem şahsen. Yani milleti baymak istemem. Güzel bir cumartesi günü. Sıkıntıya sokmayalım. Ama şu var, canlılığı... Peki o zaman kritik bir soru sorayım aradan. Hemen aklıma gelen sorularda böyle araya gireyim mi? İşi kolaylaştırır. Tabii. Şeyde. Peki biz bebek olarak doğduk, 20 yaşına kadar büyüyoruz diye tarif ediyoruz. Bu büyüme eylemi de entropinin içerisine giriyor mu, tanımlı mı? Öyle ama şöyle ne güzel oldu. Canlılık aslında temel bir fiziksel kural olan entropiye geçici bir süre karşı koyabilmenin adı. Geçici bir süre, buna ömür süresi diyoruz. Bazısında bu çok uzun, bazısında kısa. Ne demek karşı koyabilmek derken? Şimdi madde durup dururken dağılıyor. Yani kendi kendine bırak bir tane masayı, 1000 sene elleme, masa diye bir şey kalmıyor ortada yani. Bu maddenin doğal özelliği. Ama canlılıkta ne oluyor? Bütün canlı bedenlere baktığında doğuyor, büyüyor, gelişiyor, yaralarını onarıyor mesela. Yani mesela bir masayı yaraladığınızda o masayı yarasını onaramıyor ama biz onarabiliyoruz. Ve bu genellikle yaşam döngülerinin içerisinde belli bir dönem entropiye karşı verilen mücadelenin çok baskın olarak üstün geldiği bir dönem. Bu döneme gelişme dönemi diyoruz, işte gençlik dönemi mesela. Şimdi bu gelişme döneminde bizim metabolik sistemlerimiz entropi kuralının dağıtıcı etkisine karşı çok güzel karşı koyabiliyor. Hatta onun üstüne çıkıp yeni düzenler üretebiliyor. Ama sonra bu tabii bir enerji akışına bağlı bir şey. Sistemden akan enerji azaldığında ya da sistemin enerji kullanma kapasitesi düştüğünde bizim sistem yavaş yavaş entropinin dağıtıcı etkisiyle mücadele edememeye başlıyor. İşte yavaş yavaş belin bükülüyor, derin kırışıyor, işte organlar pörsüyor, bir şeyler oluyor. Yavaş yavaş da buradan gidiyorsun. Sonuçta canlılık tam bilmediğimiz bir nedenle ya da nasıl diyeyim, kabiliyetle tabiattaki entropi durumunu belli bir süre geriye atıyor. Yani onun üstesinden geliyor.
Ve biz canlı bedenler dediğimiz şeyleri gözlemliyoruz. Ama canlılık sırf bundan dolayı geçici bir şey. Yani daha doğrusu bir bireysel olarak canlılar geçici şeyler. Canlılığın sürekli olması ise daha evvel işte evrimde konuştuğumuz her bir nesilde çeşitlilik yarata yarata bu fikrin değişik koşullarda devam etmesini sağlamasıyla mümkün oluyor. Dolayısıyla biz aslında sürekli entropiyle mücadele halindeyiz. Bunun da kanıtı nedir? Yani dışarıdan baktığında nasıl görürsün? Devamlı 37 derece sıcaktayız abi. Devamlı yanıyor vücudun içi. Yani hababam bir soba yanıyor. Bu enerji harcamanın da temel sebebi her bir hücremizin tek tek entropiye karşı devamlı mücadele etmesi. Bunu evrim konuşması içerisinde birazcık sohbetini yapmıştık ama azıcık burada değinsek güzel olur. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Nasıl bir iradi güç entropiye karşı koymayla ilgili tavır gösteriyor? Tavrın kendisi de organize olmam biçiminde mi? Dıştan görünen böyle ya. Yani sonuçta iki birbirinden bağımsız nesne ya da canlı var. Bu başlangıç dönemi nesneyle de başlayabiliyor yani bir şeyin içerisinde ya da canlı var. İki canlı, birbirinden bağımsız duran canlı organize olmaya, yani birlikte çalışmaya başlıyor. Çakmak ve silgi dünyanın en saçma iki canlı örneği verme çabası oldu. Yani trajedi için özür diliyorum bu konuda her şeyde. Ama yani bu ikisi organize oluyor ve ikisi birlikte bir irade geliştiriyor. Bu irade mesela sadece karlılığa dayalı mı? Dıştan başka hiç hikaye var mı? Hikayeden kastım gerçekten hikaye arayışıyla sonra anlamlı hikaye. Yani bu bunu çok sevmiş. Bunun rengi güzelmiş falan gibi. Yani canlılığın nasıl başladığını, tamam, canlının nasıl başladığını bilsek o hikayenin bir gerçek versiyonuna benzer bir şey uydurabilirdik ama sorun şu ki bunu canlı tarafından bakarak söyledim. Sebebini bilmiyoruz. Yani canlının temel nedeni ne kimse bilmiyor. Fakat galiba evrim meselesinde bahsetmiştik. Yani canlının mücadelesini en iyi açıklayan adamlardan biri bir fizikçi işte Erwin Schrödinger. Yaşam Nedir kitabında biraz buna değinmiş uzun uzun. Yaşam Nedir kitabı galiba 1946 yılında yazılmış. Ya 43 ya 46. DNA'nın falan keşfine ilham olmuş bir kitaptır. Yani çok önemli bir kitaptır tarihte. Mesela o kitapta bahsettiği şeyi hani burada bir daha özetleyeyim, o hikayeyi anlamak için önemli olabilir. Şimdi yeryüzünde yaşam diye bir şeyin var olabilmesi için entropiye karşı mücadele gerekiyor. Entropiye karşı mücadele de enerji isteyen bir süreç. Yani çok yüksek bir enerji kaynağına ihtiyacım var. Bu öyle bir enerji kaynağı olacak ki tükenmeyen bir şey olacak. Bu enerji kaynağı da bizim için güneş. Güneş sürekli dünyaya enerji basıyor. Tabii bu enerjinin çok büyük bir kısmı, yani binde biri falan dünyaya ulaşıyor. Atmosferde falan süzülüyor. Ve ulaşan kısım ise kullanılabilir bir enerji değil. Yani kozmik ışınlar halinde. Ve darmadağın. Yani tam en yüksek entropili haliyle. Çünkü uzaya ışınlar yayılıyor düşün. Yani ışının yayılma sebebi de bu arada. Ben rahat rahat yayılacağım abi diyor. Enerjiyi boşaltmam lazım. Hani kalkıp geziyoruz ya biz, onun gibi bir şey. Şimdi bu buraya geliyor. Bu dağınık enerjiyi bir arada tutabilecek bir sistemin olması lazım. Bu sistemde işte yeşil bitkiler alıyorlar o güneş enerjisini, depoluyorlar. Depolayıp ondan İstiflenmiş paketli, yani düşük entropili düzenli ürünler yapıyorlar. Bu ürünlerin en önemlisi tabii şeker. O şekeri depoluyorlar. Patates matates oluyor bu. Ondan sonra diğer bütün canlılar da bunu yiyerek o paketlenmiş enerjiyi, yani düşük entropili yüksek enerjili paketleri alıyorlar. Vücutlarını da parçalıyorlar. Şimdi burası enteresan. Burayı biz biyolojide bile anlatmadılar bize. Yani bu kısım mesela bence tıp fakültesinde biyolojide temel düzeyde daha girişte öğretilmesi gereken bir şey ama burayı muhtemelen bizim biyologlar da anlamıyorlar çok. Ben de birkaç sene kafa patlatmak zorunda kaldım. Biz o besinleri aldık ya, vücutta işte parçalama yakma dediğimiz bir süreçte onları kullanıyoruz. Ama vücudumuza aldığımız o besinleri niye kullandığımızı sorarsan mesela standart bir hekime ya da biyoloğa der ki işte biyolojik işlevler için enerji sağlamak. Yalnız bir sorun var. Bizim vücudumuzda parçaladığımız besinlerin neredeyse %70'in enerjisi dışarıya ısı olarak veriliyor. Yani çok kaybı yüksek bir motor gibiyiz. Anlatabildim mi? Yani %30'dan çok daha düşük bir verimlilikle çalışıyoruz. Çok çok büyük bir israf gibi gözüküyor. Halbuki fizik açısından baktığında burada çok dahice bir şey var. Biz vücudumuza aldığımız o yüksek enerjili malzemeyi, düşük entropili mevzuyu parçalayıp entropisini arttırıyoruz. Ve bu entropiyi ısı halinde dışarı tahliye ediyoruz. Böylece vücudumuzdan entropiyi atıyoruz, biz düşük entropili kalıyoruz. Yani aslında yeme
ve metabolizma, hareket etmek için falan değil, canlılığı muhafaza etmek için. Bir nevi bu su alan tekneden su boşaltmak gibi. Biz devamlı olarak entropiyi böyle dışarı tahliye ediyoruz ısı şeklinde. Bu nedenle... Güzelmiş ha, etkilendim bu arada. Çok çok Evet. Hayır, bu yoruma ya da bu bakış açısına da etkilendim. Şimdi bununla alakalı çok kabalama bilgim vardı ya da üzerine konuşuyordum ama bu çok iyiymiş. Bu enteresan. Çok iyi. Tam TDD abi, düşünsene. Evet. TDD yani. Hani hiç iyi kafa yani. Aslında iyi yorum. Bu yorum sana mı ait bu arada? Yok hayır. Yani şöyle, Schrödinger bunu anlatıyor ama bu şekilde anlatmıyor pek. Biraz karışık anlatıyor. Bir de Schrödinger'in kitabının Türkçe çevirisi maalesef çok berbat. Evrim Yayınları'ndan çıkan bir tercüme var. Ondan uzak durun bu arada. Tercümanı tanımıyorum, kim bilmiyorum ama kötü yani. Berbat, teknik terimler falan çok şey. Ama zaman içerisinde işte o zaman yeni açılmaya başlayan internet siteleri, bloglar, haberler falan derleye seneler içerisinde çıkarttığım özet bu. Sonradan baktım doğruymuş. Yani mesela Schrödinger'in bu Yaşam Nedir kitabının 50. yılında Kaufmann'lar falan filan Yaşam Nedir 50. yılda yeni bir sorgulama diye bir kitap daha toparladılar, görüşlerini yazdılar. Mesela orada da bu fikrin hala en kuvvetli fikir olduğundan falan bahsediliyordu. Yani çok iyi bir açıklayıcı zemin gerçekten. Yani işte hani... buradaki hikaye, buradaki icat şu. Bu aynı zamanda, çok özür dilerim, affedersin, beslenmeyle ilgili bizim ürettiğimiz anlam formüllerine de uygun aslında. Yani biz beslenmeyi nasıl organize ettiğimizin hikayesine de uygun. Bu sadece yani biyolojik bir işlevlilik hikayesi değil. O yüzden çok etkileyiciymiş. Nifanın temel fikir kuluçkalarından birisi burası. Yani biz öyle benzin aldığı kadar menzili olan canlılar değiliz yani. İşte efendim şu kadar benzin koy, şu kadar kilometre gitsin, öyle bir şey değil. Entropi dediğimiz şey daha, yani bu fiziksel hareket için gereken enerjiden çok daha fazla, çok daha bizi derinden ilgilendiren bir konu. Ve bütün aslında yaşamsal süreçlerin, üreme dahil olmak üzere, yani beslenme, üreme, büyüme, gelişme, yaşlanma ne diyorsan, hepsinin bu temel entropiyi belli bir düzeyde muhafaza edebilme becerisiyle ilgisi var. Schrödinger'in parlak fikri kabaca bu. Yaşam entropiyi tahliye edebilme dehasıdır diyelim. Bunun yöntemi, bir kere cansız maddeye yerleştirildiği zaman o cansız madde artık canlı hale geliyor. Ve biz bunu hep yapılan, hep olan versiyonlarını görmemize rağmen, bakteriden gergedana, insandan işte zürafaya kadar her şeyde görüyoruz bunu. Ama bunu tekrardan üretemiyoruz. Yani fiziksel bir sisteme bunun nasıl kazandırılacağını bilmediğimiz için canlılığı yapamıyoruz şu anda laboratuvarda. Esas sorunumuz bu. Ama yapılamaz demek değil. Bir gün yapılacak bence muhtemelen. Ve bu konu, diyorum ya, fizikte 4-5 tane devrim oldu işte. Görecelik oldu, kuantum oldu, sicim oldu, işte o oldu, bu oldu. Ama biyolojide hiç devrim yok. Yani biyolojide bir Darwin geldi, bir şey anlattı, hala aynı şeyi kullanıyoruz. Biyolojide devrim olabilmesi bu fikirlerin anlaşılmasıyla mümkün olacak. Yani fizikteki fikirlerin buraya tam teşekkülle alınıp kuantumudur, kaosudur, bu şeydir işte, entropisidir falan. Burada güzel kullanılmasıyla mümkün. Bütün teorik biyologlar da bunlarla çalışıyor zaten. Ama henüz daha emekleme aşamasında işler. Yani şeyde ben de çok sıklıkla şaşırdığım zaman oluyor gerçekten. Yani bilim dallarından bir tanesindeki düşünülmüş, derinleştirilmiş altyapının ötekine yansımasının ne kadar geç geldiğini ya da geç olduğunu daha üzerine. Yani mesela şey de hala konuşulmadı. Mesela kuantumun öteki bilim dallarındaki yansıması konuşulmadı. Mesela biyolojide de, yani kuantum, kuant seviyesinde konuyla ilgilenmek. Biyolojide kuant seviyesinde konuyla ilgilenip hani oradaki boyutun nasıl işlediği henüz konuşulmadı mesela. Sosyolojideki karşılığı konuşulmadı mesela. Çok heyecanlı tarafı burası. Yani sosyolojinin kuantu bireydir ama sosyolojik bakış açısıyla bireyi inceleyeceksin. Psikoloji bakış açısıyla değil mesela. Hani çok enteresan olabilir. İşte buna mesela aşırı genelleme safsatası diyen çok. Şundan dolayı diyorlar ki, la bir tanesi işte parçacıklar aleminin fiziği. Ne işin var senin, yok insan beyninde ya da sosyolojide bunu uygulamak, bu diyor şey, iki bilinmezi birbirine çarpıştırıp oradan sonuç üretmek. Ama tabii bunu söyleyen arkadaşlar şeyden habersizler biraz, yani tabiatın tekrarlayan, iç içe geçmiş, yuvalanmış örüntülerden oluştuğu gerçeğinden biraz kopuk söylüyorlar bunu. Yani bu kadim de bir bilgidir aynı zamanda, işte aşağıda nasılsa yukarıda da öyledir der mesela Batı kültürü, ya da bizde işte cüz külün aynasıdır, yani parça bütünün aynasıdır gibi ifadeler var. Burada o tekrarlayan sistemler aslında birçok araştırıcının dikkat çektiği konular. Mesela kuantum meselesi işte bir
anestezist olan Stuart Hameroff'la bir Nobel ödüllü matematikçi Roger Penrose'un ortak bir kuantum zihin modeli geliştirmesine sebep oldu mesela. Ama bunu mesela standart biyologlar anlamıyor çünkü şeyleri değil, yani bilgi alanlarının dışında bir şey. Adamlar işte dalga fonksiyonunun çökmesinin beyin mikrotübüllerinde bilmem ne nasıl olacağına dair bildiğin fiziksel bir model kurmuşlar. Tamam, spekülatif bir model. Deneyle gösterilmesi çok zor. Deneyler de öneriyor adamlar. Ama biyologlar diyor ki abi dalga malga diyor burada diyor, bir sıkıntı olmasın şimdi falan. Öyle bir mesafeli durma hali var. Henüz benim anlamadığım çok konu var diyaloğu aslında. Değil yani, mi? Yani konuşmanın içerisinde. Uzmanlaşmalı bilimin sıkıntılarından bir tanesi. Yani bilim uzmanlaşma yaratıyor ya. O uzmanlaşmalar böyle çok dar bir alanda, dün gene Dücane Cündioğlu'nu dinlerken gene bir güzel benzetme yaptı. Günümüzün uzman bilim insanları kuyuya benzer diyor. Çok derindir ama dardır. Ve birçok alanla giren insanları da nehir olmakla suçlarlar. Çünkü nehir geniştir ama sığdır kuyuya göre. Dolayısıyla biri öbürünü sığlıkla, öbürü öbürünü darlıkla suçlar diyor. Halbuki ikisinin de belli bir şeyi vardır gibi. Yani hakikaten mesela çok fazla kuyu kesişim noktası olmadığı için bir meseleyi böyle vuzuha kavuşturamıyor maalesef. O yüzden polimatlar lazım daha evvel konuşmak. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi neden sorusunu es geçebiliriz. Hani anlamlara dayalı olan soruyu es geçebiliriz. Ama nasıl sorusu? Yani entropiye karşı koyan davranış çoğunlukla nasıl? Yani bunun bir örüntüsü, yakalanmış bir modeli ya da formülü var mı? Nasıl entropiye karşı koyuyor? Hani neden karşı koyuyor? Es geçtik, okey bir şeydi. Ama çünkü bu modelin aynı zamanda sosyolojik karşılığı olduğunu zannediyor ya da düşünüyor. Buradaki kastım da şu bu arada. Ben çok sıklıkla şeyi söylerim. Yani hani hemen hızlıca pandemi günleriyle de alakalı. Türkiye olarak davranmak için başka sistemlere ihtiyaç var. Bu yapabiliteyle ilgili değil. Türkiye'deki insanların yapabilitesi çok yüksek. Yapamamamızın nedeni organize olmakla alakalı diye söylerim ya. Hani sıklıkla masada. Aslında bu ikisi arasında bir benzerlik var mı arayacak zihnim. Yani art niyetli düşüncem de bu. Yani bir modeli var mı? Entropinin kullandığı bir nasıl formülü var mı? Entropinin ya karşı koymanın, özür dilerim. Var. İşte bunun adına fotosentez ve metabolizma diyoruz aslında ama. Hepsi kuantum fiziksel hadiseler şeyde, hücrenin içerisinde. Bir tanesi güneş ışığını alıp paketliyor, öbürü bu paketi uygun koşullarda parçalayıp açığa çıkarıp onu bizim vücudun kullanabileceği enerji moleküllerine yüklüyor. İşte ATP dediğimiz moleküllere yüklüyor. O ATP molekülleri de bir para gibi enerji gereken yerlerde parçalayıp enerjisini kullandırıyor. Şimdi bu moleküler mekanizma bize doğrudan çok fazla bilgi vermiyor ama bu tip analojileri kurarken sistemin genelinin işleyişinin benzerliklerine bakmakta fayda var. Yani makro sistemle mikro sistem arasındaki benzerliklere. Şimdi burada daha basit kelimelerle ifade edersek, ben burada bunun üzerine daha önce çok ciddi düşünmüş değilim. Yani şunu seninle beraber düşünüyorum. Topik ediyoruz. Ben, evet. Sonsuz enerji kaynağından, sonsuz bir kaynaktan, görece sonsuz bir kaynaktan bir şeyleri alıp kullanılabilir paketlere indirgiyorsun. Daha sonra bu paketleri uygun yerlerde, uygun zamanlarda açarak, bozarak ya da şerh ederek eski ifadesiyle kullanılabilir bir şeylere dönüştürüyorsun. Şimdi böyle bakınca sosyal düzende benim bir anda aklıma öğretiler, kanunlar falan filan geliyor. Şimdi bunlar global bir, işte nasıl diyelim, kadim anlayışların zamanla paketlenerek bizler için kural kanunlara dönüştürülmüş hali. Bu kural kanunlarda atıyorum evde eşine nasıl davranacaksın, işine hangi ahlakla gidip geleceksin, işte kişisel olarak, toplumsal olarak nasıl davranacaksın gibi konularda açımlanarak bizlere bir yaşama yolu veriyor. Ve bu yaşama yolu öyle bir yol ki sistemin içerisinde uyumlu yaşamamızı sağlıyor. Tek başınayken istediğini yap ama sistemin içindeyken o sistemle uyumlanmanı sağlayan kurallar sosyal sistemin entropisini düşük tutmaya yarıyor. Mesela yükseldiği zaman ne oluyor bu? Birileri kural tanımıyor, birileri arıza çıkarıyor. İşte ne bileyim şu gezi olaylarında olduğu gibi. Mafya, terör vesaire falan başlığı altındaki bir şeye doğru dönüşüyor. Bir anda mesela sosyal düzen alt üst olabiliyor ya da belli yerlerde kırılıyor ve bozuluyor. Mesela vücuttaki hastalığa benzer bir şekilde sistemin bir yerleri arıza veriyor. Şimdi sosyal entropi zaten bir konu. Yani sosyal sistemlerin entropisi. Birileri yazıyor, çiziyor o konuda. Ben hani Deniz Ülke Hoca ne kadar şu anda bana gaz verse de ben o kadar metodik, yani sosyoloji çalışmış birisi değilim. Hoca bana illa makale yaz diyor bu arada. Bir makale çalışmamız olacak yakında. Deniz Ülke Arıboğan Hoca'nın da tavsiyesiyle
nörobilimlerle sosyal bilimler arasındaki ilişkileri işte ele alacak bir çalışma yapma niyetindeyim. Şu anda notlarını alıyorum. Mesela orada da aynı kafayla hareket etmeye çalışıyorum. Yani kafa şu, bu düzen kendini değişik düzeylerde tekrar ediyor. Belli bir sistem. Tek bir sistem yok. Çoklu sistemler var ama her sistemin farklı düzeylerde kendini tekrar etme gibi bir adeti var. Yani öyle bir alışkanlığı var sistemin. Aynı şey bu konuştuğumuz entropi kuralı için de geçerli. Entropi kuantum düzeyinden, molekül, atomik moleküler düzeyden, işte makro, işte canlı cansız alem düzeyinden hiper makro, yani işte kozmik düzeye kadar her yerde geçerli. İnsanın ve toplumların bundan ari olması zaten düşünülemez. Bir de insanın fabrika ayarlarının temel anlatısında hep bir şey var ya, yani tabiatın düzeninden kopan insan kendini anlamakta ve doğru yaşamakta zorlanıyor hikayesi var ya. Mesela avcı toplayıcı toplumun bir de bu entropi bağlamında incelenmesi çok faydalı olabilirdi diye hep bir yerlerde bir notum var. Yani o kadar antropolojide iyi olmadığım için hani o konuda ahkam kesemem ama mesela insan topluluklarının da yayılması, dağılması ve bugünkü düzenini bulması şeklindeki kültürel evrimde aslında entropinin çok önemli bir açıklayıcı payı olmalı. Mesela birinin de oturup bunları çalışması, üzerine zihin yorması gerekiyor olabilir. Ya üzerine sohbet ediyorken mesela senin bu sohbetin en başında söylediğin bir şey benim dikkatimi çekti. Yani canlılık da entropiyle dağılıyor ve tekrar geri topluyor. Dağılıyor ve topluyor. Onun bir sistem ettiği var dedin. Bununla alakalı dağılıyor ve geri topluyor bölümünde biz sosyolojik olarak, yani sosyal toplulukları da bir organizma gibi ele alırsak eğer, birkaçdan fazla insanın bir arada çalışmasını kabul ederek konuşursak eğer, biz hep dağılıp geri toplanırken daha büyük organizasyonlarla toplanıyormuşuz gibi görünüyor. Yani daha küçük yapıdan daha kalabalık organizasyonlara doğru davranıyormuşuz gibi görünüyor. Ve sosyolojik yapıya baktığında da sosyal bütünü bir araya getiren bireylerin birkaç katmanlı sistem olmadığı sürece bir arada olamadığını fark ediyoruz. Mesela bizdeki sistemlerden bir tanesi hukuk. Adaletli, adil olma yapısı, bir dengede, bir kabulde, bir hikaye grubunda bir arada değilse bu yapı bir arada duramıyor. Ya da ekonomiyi paylaşmada yine bir hikaye grupları birbirlerinden farklı oluyor. Ama üretilen şeyi paylaşmada herkesin kabul gördüğü, herkesin aynı konuya inandığı bir hikaye grubu organize olmak zorunda. Eğer bunu toplum anlayamazsa, o paylaşım sisteminin karmaşası içerisinde kaybolursa o topluluk dağılıyor. Yani tanımlanmış oranda pay alamadığını öngördüğü için ya da ne yapıp da pay alabileceğini bilemediğinde, bu cümle daha doğru oldu. Hı. Ne yaparsam pay alırımı bilemediğinde dağılıyor. Şimdi bu mesela entropiye karşı koymanın, sosyolojik anlamdaki entropiye karşı koymanın iki tane temel kuralı. Bir tür adalet olacak. Adalet toplumsal yapıların içerisinde değişebiliyor ama bir tür adalet olacak ve bir tür bir tanımlı bir ekonomi dağılım sistemi olacak. Bunlar olursa yapı bir arada duruyor. Çünkü yapı kendini koruduğunu kabul ediyor. Bunu memleketlim olarak da kabul etsen, işte ben atıyorum Trabzon'u, Samsun'u, Giresun'u seviyorum mantığıyla da kabul etsen böyle işliyor. Türkiye'li olmak, Türk olmakla da ilgili böyle işliyor. Dünyanın başka bir yerinde, Amsterdam'da da böyle işliyor. Yani hani oradaki kendi gelişen yapısı içerisinde böyle işliyor. Bana sorsan şirketsel yapı, işte biz atıyorum inşaat mühendisleri olarak dediğinde de böyle işliyor. Hani inşaat mühendisi diye bir sosyal grubun içerisine koyduğunda da böyle işliyormuş gibi geliyor. Bunu entropiyle gerçekten temel kuramlarıyla baktığımızda hani o soru oradan geldi. Acaba entropide tanımlı bir, hani bu benim burada adalet ve paylaşım diye kabul edebileceğim yapıya benzer bir formül var mı içeride? Canlı olarak kendini organize ederken bir tür tanımlı kurallar silsilesi kullanıyor mu acaba? Geçen benim kaos webinarı hakkında şey söylemiştin. Yani lan bu çok orijinal içerik falan diye. İyiydi ama ya şimdi. Şimdi orada mesela aslında ya bu meselelerin hepsi birbiriyle bayağı derin düzeyde bağlantılı. Hatta aşikar olarak bağlantılı. Gizli bir bağlantı değil de. Mesela kaos ve kaotik sistemlerde anlattığımız o ortaya çıkan düzenler, zuhur eden düzenler meselesinin önemli bir dinamiği var. O dinamik de mesela bu kompleks sistemleri araştıran herkes aynı zamanda entropi konusuyla da çok yakından ilgilidir. Ve genel soru şudur. Yani her şeyin dağıldığı, böyle bir düzen altında durmaya direndiği bir evrende düzen nasıl ortaya çıkabiliyor? Yani bir düzenli şeyler nasıl oluyor? Düzenli şeyler sadece işte canlılıktaki ve elimizi yüzümüzü kastetmiyoruz da mesela gökadaların biçimleri, yörüngelerdir. Yani gerek kozmik gerek mikro alem bir sürü düzen çıkıyor ortaya. Ve orada yeni anlayışımız şu, yani yeni vardığımız nokta şu. Ben webinarda da anlatmıştım onu.
az sayıda sade kuralla bağlı sistemler bunlar. Şimdi bu sistemlere işte Ilya Prigogin diye bir kimyager Nobel ödüllüdür bu konuda. Dağılıcı sistemler ya da disipatif sistemler adını veriyor. Bu sistemler enerji kullanıyorlar, enerjiyi alıyorlar, kendi işlerinde döndürüyorlar. Belli sabit kurallar ne olursa olsun hep geçerli sistemde. Ama bu kuralların sayısı çok az. Mesela 100 tane kural yok, 5 tane kural var, 3 tane kural var. Yani bizim görebildiğimiz kurallar bunlar. O kurallar bir teviye karşılandığında bu sistem varlığını sürdürüyor. Bu bir işte lavabodan dönerek akan su da olabilir. Efendim bir hava türbülansı da olabilir, bir galaksi de olabilir. Neyse ya da işte bir düşen yıldırım da olabilir. Zaman ölçüleri farklı olmakla beraber bu sistemler kurallar işlediği sürece, kuralların gereksinimleri karşılandığı sürece varlıklarını devam ettiriyor. Bütün sistemlerin ortak özelliği enerjiyi dışarıdan alıyorlar. Bu kurallar içerisinde döndürüp kullanıp bir sonuca çıkarıyorlar. Mesela bu enerjiyi bir transfer ediyorlar yani bir yerden bir yere. O yüzden bunlara işte dağılıcı yapılar falan filan deniyor. Şimdi orada saydığım işte 7 tane kural vardı. Açık beyin kuralları dediğimiz işte çeşitlilik, farklılık bilmem ne falan filan diye. Onların üzerine ben hep geyini yaparım zaten. Yani mesela öyle kurallardır ki bunlar bizim açık beyinde gerçekten yani bu tabii herkesten beklediğim bir şey değil ama benim kafam biraz öyle çalışıyor. Mesela ben gerçekten tuvalet fırçası alacak olsam bu 7 kuralı kullanabiliyorum. Ya da yeni bir eğitim tasarlayacak olsam da bu 7 kuralı kullanabiliyorum. Ya bu 7 kural öyle 7 kural ki o sistemin işlevindeki her şeyin yönünü belirliyor. Bunlar o sistemin evrensel kuralları. Toplumu bir arada tutan şeylerden bahsettin. Ana kolonlardan bahsettin işte. İşte adalettir, ne bileyim işte eğitimdir, şudur budur, kültürdür bir şeyler diyoruz ya. Mesela bunların sayısı 20-30'u geçtiğinde hele hele aynı toplum içerisindeki gruplarda bunların ne olduğuna dair anlaşmazlık olduğunda, onların temel değerlerinde problem olduğunda işte toplum yüksek entropiye doğru gidiyor. Anarşiye doğru, kargaşaya doğru gidiyor. Bunu çok güzel şey belirtmiş İbni Haldun aslında asabiye diye bir terimle belirtmiş bunu. Asabiye toplumları bir arada tutan değerler bütünü. Az ve anlaşılır. İbni Haldun'un da tarifi buraya çıkıyor. Az ve anlaşılır, kolay uygulanabilir, kolay öğretilebilir, nesilden nesile aktarılabilir bir asabiye kültürü varsa bu asabiye kültürü o topluluğu bir arada tutuyor. Aynı işte mikro ya da makro sistemlerdeki entropiyi zapturapt altına alan bu kaotik kurallar gibi. Ve toplum mesela enerjiyi nereden alıyor? Şimdi yani biz işte insanlar olarak tamam bedenlerimize yiyerek enerji alıyoruz ama toplumsal hareketi sağlayan enerji nereden geliyor? Mesela toplumsal ülkülerden geliyor, hedeflerden. Bu da asabiyenin bir parçası. Bu toplum ne için yaşıyor? Mesela Türkiye'nin trajedisi nedir? Son 150-200 yıldır hedef birliği yok. Yani birisi için batıya gidelim, birisi için doğuya gidelim, birisi için burada kalalım, birisi için göğe çıkalım, birisi için yerin dibine girelim. Yani farklı hedeflere doğru sündürdüğün zaman toplum bir sinerjistik güç oluşturamıyor. Yani birlikte bir büyük güç oluşturamıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsan daha doğru dürüst bir hani millet bilinci olmasını sağlayacak bir tarihi bile olmamasına rağmen çok güzel bir Amerikan rüyası yaratıp bu Amerikan vatandaşlığını TDD sendromları içerisinde işte böyle yemin ederek falan insanları dahil ettikleri bir kulüp mantığında organize ediyorlar. Ve bu Amerika'nın daha kitlesel güç yaratmasını mümkün kılıyor. Yani senin çok seveceğin şekilde aslında entropiyi yöneten temel kuralların bizdeki karşılığı zihinsel, toplumsal ve kültürel hikayeler. O hikayeler bizi bir arada tutuyor, o hikayeler enerjimizi odaklıyor, o hikayeler sistemi sürdürebilmemizi sağlıyor. Ama Arapçadaki nefis kelimesi mesela bence bu tarz sistemleri anlatmak için güzel. Mesela devletler nefistir, insanlar nefistir, sistemler nefistir. Bunların her biri nefis. Arapçada nefis bunların hepsi anlamına gelir. Bir şey, isim koyabildiğin herhangi bir şey bir nefistir. Bir taş da nefistir, bir havadaki türbülans ya da fırtına da bir nefistir. Ona hatta bir isim verirsin, kaybolana kadar onu o isimle anarsın. Ya da kaybolduktan sonra yad edersin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir varlık sahnesinde görünüp kaybolma her şeyine nefis denir. Ve çok ilginçtir. Burada hemen dini mesajı da sokuşturayım. Her nefis ölümü tadıcıdır diye de bir şey var. Değil mi? Biz buna inanırız mesela. Şeylerde, bizim mezarlıklarda şey diye yazar. Her canlı ölümü tadacaktır diye yazar. Alakası yoktur. Mesela bu terimin ifadesi her nefis ölümü tatmaktadır. Yani şu anda ölüm denen şey tabii çünkü disipatiftir o. Dağılmaktadır zaten. Her nefis, her şey ister devlet olsun, ister birey olsun, ister bir satranç tahtası olsun hiç fark etmez.
Bunlar satın tasa aklıma nereden geldi ya? Enteresan. Bunlar devamlı dağılma halindedir zaten. Ve dağılma hali eşittir ölümdür. Yani ölüm dediğimiz şey entropiye karşı mücadelenin nihai olarak kaybedildiği ve sistemin dağılması. Burada bir şeye daha dikkatini çekeyim. Yani senin sorduğun benzetme de bence önemli. Ben mesela öleceğim, bedenim entropiye yenik düşecek, mezarda dağılacak. Bu dağılma işi artık entropinin maksimum enerjinin en düşük olduğu jillok gibi bir hal. En konforlu, en rahat durum. Fakat beni ömür boyunca kullanmış olan, ömrüm boyunca benden faydalanmış olan, bedenimden ve metabolizmamdan faydalanmış olan canlılık fikri benden sonra devam edecek. Nasıl? Ben dağılacağım. Diyelim benim çocuklarım ya da bir şekilde benim vesile olduğum oluşlar o şeyi entropiyle mücadele yeteneğini devam ettirecekler. Şimdi canlılık dolayısıyla nesiller boyunca devam eden bir şey. Benim canlılığımın çok bir önemi yok. Canlılık silsilesinin bir önemi var. Toplumda da herhangi bir andaki X zaman dilimindeki bireylerin çok bir anlamı yok. O toplum o bireylere rağmen devam ediyor mu? Mesela toplumun bekası diye bir söz var mesela. İşte devletin bekası biz çok kullanırız ya. Beka sorunumuz var falan. Yani biz gitsek de devam etsin. Dolayısıyla arkadaki fikir bu. Çok ilginç. Dücane Cündoğlu bununla ilgili olarak cennet ve cehennem fikrinin bile buradan çıktığını söylüyor. Yani bir şeyin devam etmesi gerekiyor. Özellikle hazların, amaçların, hedeflerin, ülkülerin devam etmesi lazım. Dolayısıyla bu ölüm bittikten sonra onun bir yerde devam etmesini böyle yormuş insanlar mesela. Nereden nereye geldik hacı? Ben de hem devam etmesi lazım hem de kendini tabii ki doğal olarak da geliştirerek devam etmesi lazım. Aslında o birbirlerine bağlı olan zincir bu. Şimdi arada iki bölmek istemedim. İki tane kritik sorun var. Bunlardan bir tanesi şu. Biyolojik olarak üreyerek bir devamlılık kuruyoruz zaten. Ve bu ülküyü de üzerine pozisyonluyoruz. Peki bilginin yani kişinin ürettiği bilginin devamlılığı da aynı yapının içerisinde kabul edilebilir mi? Yani biz şu anda ürüyoruz bak zaten. Seninle yaptığımız iş o. Böyle deyince biraz tuhaf gözüküyor olabilir ama bu süre... Aşağıya kesin gelecek bununla alakalı. Şu anda üreme halindeyiz. Yani bu şey nasıl diyelim ona? Ben şöyle tarif ediyorum. Bilginin cinselliği iletişimdir diye tarif ediyorum. İletişimle ver bilgi. Aynen öyle. Yani bunun seksüel iletişim tarzı böyle bir şey. Ve buradan neşet eden fikirler çocuklar gibi oluyor. Bunlar başka zihinler gibi. Onlar da onların döl yatağı oluyor. Oraya düşüyor. O döl yataklarında gelişiyor. Başka üreme biçimleriyle onlar da yayılıyor. Yani aslında kültürün yayılması işte böyle bir şey. Çok benziyor biyolojidekine yani. Zaten o yüzden de bunu entropiyle acaba yani entropinin temel kurallarıyla burada olur muyu sorguluyoruz. Gerçekten birbirlerine yani biyolojik anlamdaki ya da evrenin genel hareketleri anlamındaki tavırları hepimiz benziyor. Tüm dünya ya da dünya içerisindeki yapılar birbirlerine benziyor. Tabii benim yani ister istemez benim bakış açım ben birazcık daha sahada hani seni kadar teorik kalmadan birazcık sahada konuşuyorum. Sen buna da sıklıkla gıcık oluyorsun biliyorum. Hayır olur mu ya baba aksine bayılıyorum. Ben niye gıcık oluyorum abi? Esas benim bunları konuşma sebebim beni bulaştırmayın ama mesela Mustafa Can ya da falanca devlet adamı ya da falanca mühendis bunları kendi alanına uygulasın. Benim aslında derdim o. Abi ben konuşunca saçma oluyor çünkü. Ben şimdi ne anlarım abi o arada? Ya yok çok tatlı tatlı gidiyor hikaye. Buradaki sorgu şuydu. Yani hikaye iç gıcıklayıcı sorgusu şuydu. Yani toplumla alakalı entropiye ait bir kuram bulabilirsek, bilimsel anlamda kontrol edilebilir ve devam edebilir bir kuram bulabilirsek, en azından konuştuğumuz şeyleri sadece hikayelerin kendi iç yapısından konuşmayız, hikayelerin yöntemlerinden konuşuruz. Çünkü anlamdan konuşmak bizi yoruyor. Yani hani burada kuramdan birazcık bilimsel kuramdan konuşmak gerekiyor bu tarz şeylerde. Şimdi hani politik bir şey konuşuyormuşsun gibi oluyor. Toplumu bir arada adalet tutar dediğinde. Halbuki konuşmuyorum. Sistem arayışı o. Yani arka tarafta bir sistem. Ya da işte toplumdaki üretilen artı değerin paylaşılma modeli belirler deyince sanki işte hemen peşi sıra komünizmden, kapitalizmden falan konuşacakmışsın gibi oluyor. Halbuki değil. Onlar hikayeler. Alt tarafta üretilmiş başka hikaye grupları. Buna benzer bir yöntem zaruri. Bu yöntem sağlıklı işliyorsa toplumda işliyor. Sağlıklı işlemiyorsa bu yöntem şeyde toplum dağılıyor. Öyle ya da böyle dağılıyor. Bir arada birliktelik oluşmuyor, niteliksel yapı oluşmuyor. Artı değer üretme kapasitesi oluşmuyor. Mesela dünyadaki en büyük temel problemlerden bir tanesi bu şu dönemde. Birey kendini kendi toplumun içerisinde niye çok sayıda insan yani en son gördüm oranı %70'lere çıkmış belli yaş gruplarında. Çocuğa şey soruyorsun yani ne yapmak istiyorsun? Yurt dışına çıkmak istiyorum diyor.
Yani pandemiden sonra biraz değişmiştir kurallar ama yani %70'ler abi çok büyük bir rakam. Bu toplumla kendini birleştiremiyor o çocuk bir gerekçeyle. Yani bunun acaba... Bu mesela tam olarak yeni bir şeylerin neden zuhur etmesi gerektiğini gösteren bir şey ve mesela bunu matematiksel bir kurama dökebilsen ki bunun ben mümkün olmadığını düşünmüyorum. Yani toplumlar için böyle matematiksel kompleks de olsa denklemler olabilir. Isaac Asimov'un fikridir bu arada. Benim fikrim değil. Tabii 1930'larda psikotarih diye bir şey icat etmiştir romanlarında. Matematiksel denklemlerle toplumların genel gelecekleri tahmin edilebilir. Uzun vadeli hesaplar yapılabilir diye. Kaos teorisinin formülasyonundan çok önce bu arada kaos teorisini sezmiş bir adamdır. Çok enteresan. Mesela psikotarih kuramı buna ters gibi gözükür ama orada çok güzel şeyler anlatır matematikçi Harry Seldon. Der ki yani detayları öngörmen mümkün değil. Bunları yani o kadar çok şeyi hesaplaman gerekir ki buna hiçbir bilgisayar dayanamaz. Ama toplumların genel hatlarıyla gidişini. Bak adam emergent bir yani zuhur eden davranışı çözmüş, temel kuralları çözmüş bir şey. Abi herif müthiş bir zihinmiş bu arada. Yeri gelmiş yani ki tekrar kendisini rahmetle anıyorum da okumamış olan varsa Isaac Asimov'un bütün kitaplarını yiyip yutmalarını öneriyorum. Hakikaten zihin cidarlarını oynatıcı bir şeydir. Böyle bir matematik geliştirdiğimizi düşünelim. Tabii romandaki kadar kolay olmuyor. Onu gördük yani. 100 senedir uğraşıyoruz. Pek ilerleme yok. Ama geliştirebildiğimizi düşündüğümüzde şöyle bir şey olacak. Sağduyuyla zaten görebildiğim şeyi matematiksel olarak da göstermiş olacağız. Yani çok ilerleme kaydetmeyeceğiz ama matematik için büyük bir ilerleme olacak bu. O da şu, bir toplum, mesela Mehmet Akif'in dediği yere geleceğiz. Ne diyor? Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Şimdi insanlar birlikte hareket ederlerse mukavemet halinde olurlar ve düşmana karşı iyi savunurlar bilmem ne. Ama ayrışma başlarsa işte... Bu asabiye o toplumun bir kısmını kapsamıyorsa, bir arada tutmuyorsa, hatta farklı asabiyeler toplumu bölüyorsa ve bu durumda dediğin şey olacak ve dağılacak sistem. Yani yavaş yavaş o entropiye karşı mücadelesini sürdüremeyecek. Bizim ülke üzerine oynanan oyunlara bak, entropiyi gayet iyi bilen birilerinin yaptığı şeyler. Yani oyunlar derken böyle çok komple teorisi konusu anlaşılmasın. Yani gayet de akıllıca, gayet de mantıklı, işte Güneydoğu'yu ayrı böl, Alevisini, Sünnisini böl, sağda, solda, üstte, altta, bir şeyde, kaşım var, gözüm var. Cem Mumcu'nun söylediği bir şey vardı, çok güzel, ya yıllardır çok en hoşuma giden laflardan biri. Bizim ülkede diyor, herhangi bir köydeki insanların birbirine düşman olmasını istiyorsan, geceden bir şey kazacaksın diyor, böyle bir hendek kazacaksın, içinden su geçireceksin diyor. O geçen suyun yukarısındakiler ve aşağısındakiler birbirine düşman olur diyor bir haftada. Yani yeter ki bir neden versen ayrışacak bir dert buluruz. Ama bak ifanın bir sonucu daha, insanın fabrikalarının temeline oturduğu şeylerin biri daha. Mesela şu anda ortak bir düşman çıksa, ülke taarruz altında olsa, Allah korusun, Kurtuluş Savaşı'na benzer bir durum olsa ne olacak? Aynen Kurtuluş Savaşı'ndaki, ben eminim yani hala öyle. Alevi, Kürt, Türk, Sünni, Arap bilmem ne demeden herkes bir araya gelip bir savunmaya geçecek. Bir meydan okuma olduğunda sistem hemen bütünleşip kapanıyor ve gelişim yoluna gidiyor yani. Şimdi ben ne diyorum mesela işte arada bir yediğini değiştir, içtiğini değiştir, biraz sistemi şaşırt. Aynı şey toplumlar içinde geçerli. Bir şaşırma olduğunda, bir şok olduğunda, bir saldırı olduğunda, taarruz, sistem tekrar asgari düzeylerde birleşiyor. Artık mesela bunun da ifadesi ne işte? Söz konusu vatansa gerisi teferruattır gibi. Şimdi bu bölüm başlayınca, yani açık hani bu bölüme şey yapacağım, yani negatif bir etkide bulunacağım bununla alakalı. Bu bölüm başlayınca hepimizin hoşuna gidiyor. Yani bunu seviyor. Böyle konuşunca şeyde. Ama zaten ortak büyük düşmanlar edindiğimizde birlikte olma halini anlıyorum. Yani bunun mesela iyi örneklerinden bir tanesi globalizmin yaptığıdır. Şimdi globalizmi organize edebilmen için ortak düşmanı organize etmen lazım. Globalizmin ortak düşmanı ne olabilir? Ben sana söyleyeyim. Ya uzaylılar ya göktaşı. Şimdi göktaşı 1950'li globalizmin konuşulduğu dönemden beri sıklıkla filmi çekilen konulardan bir tanesi. Çünkü şöyle söylüyor. Hepimizin ortak bir düşmanı var. Göktaşı gelecek. O yüzden birlikte olmak, organize olmak bilmem ne falan falan. Şimdi bu kolay. Bunu anlıyorum. Yani şeyin içerisinde. Zaten pardon Mustafa, esas bunu anlatma nedenim şu. Yani vatanseverlik, düşmana karşı bilmem bir şey yapmak çok böyle üst düzey insani davranışlar değil. Karınca evet. Kolonilerinin yapabildiği bir şeyden bahsediyorum. Yani son derece alt düzey bir mecburi davranış. Çok doğru oldu. Bunu vurgulamayı unutmuşum. Yani çok iş değil söylediğim şey. Öyle çok heyecanlanmaya evet. Gerek yok yani. Mecbur yapıyoruz.
Evet, ki bunu sıklıkla da işte az önceki dediğim gibi sistemler kullanıyorlar zaten yani çeşitli politik yapılarda. Asıl hikaye yani ortak bir düşmana ihtiyaç bulmadan ortak bir motivasyonu organize edebilmek. Ortak bir motivasyon da yine bu bir hikaye grubu. Oraya da çok yani oranın bir anlamı olmalı ama bir yöntemi olmalı asıl. Asıl konu burada nasıldaymış gibi. Yani pandemiyle ilgili bir çözüm üretmek istiyoruz. Pandemide mucizevi çözümlere ihtiyacımız yok. Aşıyı mı yarın buluruz bilmem ne. Organize olabilmek kapasitesine, bilgiyi doğru ve hızlı dağıtabilme, hızlı organize olabilme. Bununla zaten sistem çözülüyor. Ama bunu yapabilmem için toplumun yani entropik bir davranışta olmaması gerekiyor. Hani kendini korumayla ilgili enerji harcayarak kendini bir bütün olarak algılaması gerekiyor. Çok hızlı çözüm üretmesi mümkün gerçekten. Yani hani bu, tahmin edebiliyor, gözümüzde canlandırabiliyoruzdur. Tabii mesela pandeminin başından beri ben biliyorum sürekli konuşuyorum. Hep söylediğim şey aynıydı. Ya kapat şu haberleri, 14 kurala uy, rahat edelim. Yani şimdi 14 kuralı merkeze yerleştir, sonra işine bak. Çünkü bu kadar çok veri yığını bizi mücadele edebilirlik noktasından uzağa savuruyor. Çünkü bu kadar çok veriyi proses edecek bir sistemimiz yok. İşleyemiyor yani sistem. Dolayısıyla ne yapacaksın? Alacaksın temel hijyen kuralları, davranış kuralları, fiziksel mesafe. Bitti gitti abi. Sonra işine bak. Yani bütün sistemler böyle yapıyor. Mesela vücuttaki sisteme bak. Vücutta bir hastalık var. Karaciğer diyor mu ki abi kalbin durumu ne, beyne ne oldu, Allah'ım bağırsana. Karaciğer kendi işine bakıyor abi. Ben yapıyorum mu yapıyorum, işte ne lazım şu. Kendi özel ajandasını sürdürebildiği için vücut devam edebiliyor. Yoksa vücudun her yeri diğer bölgeleri ah ah ne oldu CNN'den izlemeye kalksa bütün gün. Bittik abi. Yani işlevsiz kalırız. İşte güzel metafor oldu bu. Bu aynen yani. Herkes düşün, kendi karaciğerlerini bırakıp beyin için dertleniyor mesela. Yani tamam, mesela bu şöyle bir sistem var vücutta. Beyin kendi ihtiyacı olan şey için hormon salgılıyor kana ve karaciğere diyor ki şunu yap. Mesela şeker sal. Şimdi bu zaten bir yani vücudun kendi içerisinde olan bir haber network'ü. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yanındaki adam, sokağından geçen adam, aç ya da hasta ya da ihtiyaç sahibi. Sen haberlerden vah dünyanın hali ne olacak diye bakıyorsun, yanındaki adama elin uzanmıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet, bu büyük evet. Bir problem. İşte bu esas parçalayan şey bu. Kitlesel manipülasyonu da bu kuralı iyi anlamış insanlar böyle kullanıyor işte. Yani seni veriyle korkutuyor ve işleyemeyeceğin kadar veri boca ediyor sana. Ve senin normal günlük sistemin içerisindeki işlevini de bloke etmiş oluyor böylece. Yani aslında basit bir sistem. Abi şunu diyeceğim. Ben mesela kendi hayatımda ben entropinin matematiğini falan hiç çalışmadım. Sevmem de zaten. İşte o delta S, delta T falan. Yani onlar çok umurumda değil. Hani o serbest enerji değişimleri. Esas olan oradaki metaforu alıp hayatına edebi bir şekilde uygulayabilmek. Edebi olarak. Yani ona benziyor. Benzer benzer gibidir. Falan. Böyle baktığın zaman geliştirici bir şey oluyor bu. Ve hakikaten beni en fazla değiştirmiş olan şey işte bu temel bilimlerle ilgili bu temel kuralların üzerinde bir süre düşünme şansına sahip olmuş olmam. Yani entropisidir, evrimidir, işte kuantumudur, kaosudur. Bunlar üzerine böyle düşünerek vakit geçirdiğinde gözünün önünde görüyorsun. Yani şey olmana, bilim insanı olmana gerek yok abi. Sabah yatağını toplarken entropi çalışıyorsun aslında. Sabah yatağını şöyle bir düzelt, bak. Biliyorsun sabaha kadar entropiden ne hale geliyor o yatak görüyorsun ya. Yani. Mesele odur. Ya bu evet temel bilimlere bakış açısıyla pozisyonlanma yani ben senin webinarlarını izliyorum işte içerisinde yani hani burada ister istemez aslında konuların magazinini yapıyoruz. Bazı şeyleri keşfediyoruz, geliştiriyoruz falan ama yani senin konu hakimiyetin o webinarların içinde yani en son kaosu dinlerken gerçekten TDD dinledim yani. Yani oha oha yani yeniden ki çalıştığım bir konuydu. Kabaca bildiğimi zannettiğim de bir konuydu. Yani gündemim olmamasına rağmen. Önümüzdeki salıda anne baba webinarım var. Şu en az hasar vererek çocuk yetiştirmeyle alakalı. Merakla bekliyorum gerçekten bu arada. Hani bakıyorum, bakacağım. Biraz sert girebilirim bakayım. Oraya daha tam yan mesajlara karar vermedim ama biraz sanıyorum bu aralar sert mesajlara ihtiyaç var. Acık onları... Ya gerçekten bir okulda hem de özel okulda
okullar çocuklara eğitimde en büyük zararı veren kurumlardır diyebilen sanıyorum tek kişisin. İki senedir yapıyorum, beni konuşmaya çağırıyorlar sürekli olarak. O ya evet ya, okullar da bunu böyle büyük bir coşkuyla istiyorum. Hani bekliyorlar. Gerçekten beni her seferinde hem güldürüyor hem şaşırtıyor. Yani Lezzetli'nin Devolu'nu hatırlatıyor bana hikaye. Bütün okulların vermek istediği mesaj ne? Beni çağırmalarından doğru bakarsan, gene sistemsel bak. Aslında hepsi çizgi dışı olduğu mesajını vermek istiyor. Çünkü çizgiden kimse memnun değil. Evet. Yani ben köyün delisi gibi bunun sözcülüğünü yapıyorum aslında. Bunun nedenlerini anlatıyorum. Yani insana uygun olmadığından herkes farkında abi eğitimi. Yani biri de bunu söyleyecek. Birileri de diyecek ki hoca diyor abi. Ya adam söyledi yani. Şimdi ne yapalım? Ona göre yapmak lazım gibi. Biraz böyle hani işte kanaat önderliği dedikleri şey bu. Aslında bilinmeyen bir şey söylemiyorsun. Sadece sen söyleyebildiğin için söylüyorsun. Şimdi bir okul müdürü bunu söylese, evet lan ne yapıyorsun o zaman derler. Ama ben böyle dışarıdan işte amigo gibi söyleyince insanlar da eşleniklik buluyor. Şimdi mesela ben bak eminim. Yok çok özür dilerim, araya bir şey koyacağım. Burada hafife alınan bir durum var. Sen bunu söyleyebilmek için, yani bu söylediğin şey piramidin üst tarafında bir şey Sivri. Tabii. Ama yani koca kıçlı bir piramit var altında bunu söyleyebilir olmak için. Buradaki konu rabarbaya getirmiyorsun, tutarsız bilgi birikimleri kullanmıyorsun, anlamsız hikaye gruplarını bir araya getirmiyorsun. Çalışılmış işle beraber gelince, şimdi bunun karşılığında hiç kimse şeyi oynayamıyor. Yani sen bir çıkar grubunun parçasıymış gibi seninle manipülasyon diyalogları kurmuyor. Yani burada çalışılmış bir işle beraber söylenmiş bir bilgiye dönüşüyor bu. Elbette biraz popülerize hikaye anlatıcılığı becerileri giriyor işin içerisine. Ama asıl öykü ödev yapmışlık gücünden geliyor. Aynen öyle. Bakalım işte anlata anlata şey yapacağız. Bu yani işte anne baba kısmında da göreceksin şimdi bak oradaki interaksiyona bak özellikle. Anlatacaklarımı hemen hemen bütün anne babalar diyor ya işte bu ya işte bu evet ya evet falan ama yapmaya gelince bunları neden çok anlatmamız gerektiği anlaşılıyor. Çünkü davranış değişikliği için bunları çok fazla duymaya ihtiyacımız var. Yakında bence sıklıkla konuşacağız. Belki anlatmayacağız, öğretmeyeceğiz, edindireceğiz ya da edineceğiz. Belki böyle bir kafayla üzerine çalışıyoruz. Evet, onu çok böyle bir şey üzerine çalışıyoruz arkadaşlar. İç kaşıyıcı sonuçları olacak diye heyecanlanıyorum bakalım. Kesin olacak. Hocam öpüyorum meraklarına. Çok teşekkür ederim. Ben de o zaman tamamladık öyleyse. Ben de çok öpüyorum. Herkes kendine çok iyi baksın.